Evet, geldik. Büyük çekiliş gününün açıklan çekilişin açık çekiliş gününün açıklanması ne ya? Çekilişin açıklanış gününe. Her neyse, bu siteden yapacağım çekilişi ve isimlerinizi üşenmeden teker teker şu şekilde bu not defterine yazdım abi. Kimseye haksızlık olmasın diye ağzım yüzüm kaydı o yorumları teker teker bulana kadar. Öldüm bittim yani. 150 kere aynı şeyi yazanlar da olmuş. Çok sıkıntı çıkardı. Bir dahakine başka yerden çekiliş yaparız artık. Daha rahat hatırız. Ha, onu da söyleyeyim. 10.000'de bir kere daha çekiliş olacak. Hem hesap hem de başka bir şey olabilir. Bilmiyorum, bakacağız. Daha hesaplamadım. Bu arada kameranın siparişini de verdim. An itibariyle vermiş oldum. Bakalım ne zaman gelecek bilmiyorum. Kamera geldiği zaman ve 10.000'e ulaştığımız zaman facecam olayını halledeceğiz inşallah. Duruma göre değişecek. Şimdi şurayı ben bir kopyalayayım hocam. Ver. Bana bunu bir ver. Kampanya adı X de gitsin şuraya ve katılımcı olacak kişiler. Evet, teker teker bayağı bir kişi var be abi. Ciddi anlamda bayağı kişi var. Seçilecek kişi sayısı 4. Hesap sıralamaları bu arada videoda hesap tanıttıklarım nasılsa ona göre yapacağım. Yani ilk hesap neyi tanıttıysam ilk kazanan kişi o hesabı işte sırayla yani isteyen istediği hesabı alamayacak sıraya göre çarpacak. 4 tane de iyilik seçeyim buradan. Onu da hemen şey yapalım halledelim. Şimdi kurayı çek dediğim zaman açıklanacak bu sonuç. Bayağı bir kişi var ya. Gerçekten yaptığım en büyük herhalde çekiliş bu oldu. Merak etmeyin, daha devamı da gelecek, hiç canınızı sıkmayın. Kontrol edeceğim dediğim gibi edeceğim abi. Instagram üzerinden, YouTube üzerinden takip edip etmediğinize kesinlikle bakacağım. Kurayı çektikten sonra kontrolünü yapacağım birazdan. Hemen çekiyorum kurayı. Evet. Çekilişin yapılmış, çekiliş yapılmıştır. 181. sıradan falan kazanan. Evet. Kolca.erem, Emre Fidel, Alperen Yüksel X, Yıldırım Mumit 961. Hemen kontrollerinizi yapıyorum. Kazandıysanız hayırlı uğurlu olsun. Geliyorum birazdan kontrolünü yapıp. Evet, bu listeden kazanan tek kişi şu an Emre Fidel adlı kankam. Geri kalan kimse takip etmemiş. Takip edeceğini söylemiştim, kontrol edeceğimi. Kesinlikle edeceğim. Yedeklerden hemen sıralamasını yapacağız. Birinci kişi Emre Fidel. Ona şöyle bir şey yapalım mı? Hemen bir metin belgesi oluşturalım. Ben Emre Fidel'e ulaşayım şöyle. Birinci kazanan şöyle. İkinciyi de hemen ayarlayalım. Hemen şu ikinci yedikleri şöyle şunları kontrol edeceğim. Sıradan 3 kişiyi kontrol edeceğim. Bakalım onlar takip etmişler mi? Ettilerse hemen onların ödüllerini de yollayalım. Evet, geri kalan 3 kankam. Şuradaki 3 kankam da takip etmiş. Kazanan liste şöyle göstereyim hemen. Bu 4 kişi kazandı. Ben size bir gün içerisinde ulaşmış olurum. Her taraftan takip etmişsiniz diye gösteriyor. Takip etmenin dediğim gibi kabul etmeyeceğimi vurguyla söylemiştim. Yani diğer kankalarım kusura bakmasınlar. Sadece Emre Fidel kazandı ilk kazanan liseden. Yani yapacak bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun bu kazanan kankalarıma. Uzatmayalım daha fazla. Ben videoya giriş yapayım diğer videoya. Ve diğer çekilişlere katılmayı unutmayın. Bunlardan haberdar olmak için de kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Videoyu beğenmek ne alaka haberdarla bilmiyorum ama boş yaptım galiba. Herkese selam var, ben İmri. Bugün Mortal Kombat Mobile'ın yeni bir bölümündeyiz ve karakter tanıtımındayız. Hemen gelelim en son hangi karakteri tanıttık, ondan sonrasını seri bir şekilde tanıtalım. Zaten bu videonun başında çekilişin sonuçlarını görmüş olacaksınız. İnanılmaz uğraştırdı ama olsun, olsun. Yetişmiştir inşallah. Şu an daha çekmedim, çekmiş olacağım. Merak etmeyin, onu halledeceğim. Şimdi Collection kısmına bir gel mi yoksa Faction Wars'a mı seçtik? Faction Wars'a gelelim ya. Gel abi. Ver şöyle. Şöyle bir girelim. Şimdi name kısmına bir gel bakalım. Name'den halledelim biz onu. Şöyle bir şunu da ver. Yok, öyle değil. Şunu bir lan çok küçük yapmışsınız ya. Tıklayamıyorum ha. Çok şükür tıkladım. Şöyle bir yerini değiştir bakalım. Burada olmayan karakterlerden. En son Bounty Hunter Aaron Blake'i tanıttık diye biliyorum. Şimdi sıra Gunslinger Aaron Black serisinde tanıtmıştım. Sonra geri döndük Bounty Hunter için. Ve Classic Goro'ya geldik abi. Evet. Classic Goro abimizi artık tanıtalım. Yan tarafın hangi takım alalım? Outworld kendisi. Kitana olabilir. Kitana var mı? Day of Death Kitana olabilir abi. Gayet olur da. Yalnız çok dayak yeriz ama ya. Karşımıza çok güçlüler gelir. Neyse. Sıkıntı yok. Şey nerede? Adım aklıma, ha, Warlock Quan de burada. Uf, bayağı dayak yiyeceğiz. Çok zor bir yer olacak yani. İki tane ekipmanlarını çıkarsam daha iyi olur. Karşıya ekipmanları düşük olanla gelse iş yapar da. Neyse, o da kalsın ya. Şöyle Retemer'ı bir Goro kardeşimize verelim. Aslında yan tarafa Outward iki tane mi versem ya? Bilemedim ki. Yani neyse, dursun bakalım. Şimdilik dursun.
Fight Online'a gireceğim birazdan ve hızlı bir şekilde başlayacağız şu karakter tanıtımına. Savaşlar muhtemelen çok uzun sürecek. Evet, şöyle bir girelim. Gel kankam, senin pasifin neymiş, şeyin neymiş. Maç başına 8 saniye sonrasında Goro yenilirse if yazmamışsın lan. Ha, Goro'nun yenilişinden 8 saniye sonra Goro savaşa %50 canla birlikte geri geliyor ve zıplayıp Devastating Storm yukarıdan inen hareket yaptığı hareket galiba, o saldırı hareketi. Ve Goro'nun takımındaki tüm karakterler %20 saldırı hasarı kazanıyor. Güzel, gayet güzel. Saldırı yönünden artmaları hoş yani. Feats of Strength'inde bir şey var mı acaba? Victory yok be. Hiç yokmuş ya. Üzücü oldu. Neyse, hemen 1-5'ten şöyle bir devam edelim bakalım. Neler çıkartabileceğiz. Karakterden göreceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü yeteneklerine tabii ki de değineceğiz. Merak etmeyin. Evet. Hadi kankam. İnşallah bugün girersin. Şu girişler hala yavaş ve can sıkıcı ya. Akşam bu arada yayınlar oluyor. Gelmek isterseniz 19.00'da D-Live'da yayında oluyoruz. Yani gelirseniz mutlu edersiniz beni. Hem Mortal Kombat hem PUBG. Değişiyor yani, oynuyoruz. Dün LoL'e bakmıştım. Bugün PUBG bakarım muhtemelen. Hatta yüksek ihtimalle PUBG bakarım. Şöyle bir gel bakayım. 3200. Güzel lan, güzel güzel, iyi vuruyoruz ha. Şunu bir birinci senemiz böyleydi değil mi bunda? Bir gel bakayım. Aynen. Kaldırıyoruz abi elimizde, şimdi vura 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 vura. Hop, güm güm güm, güzel lan. Ama hasar niye o kadar yansıttın bana sen ya? Senin pasifin falan mı? Allah Allah. Neyse, damage'imiz arttı en azından, bu da bir şey. Oh, çok vuruyorlar oğlum, bu ne? Şeyleri mi var acaba ya? Muhtemelen bunların şeyleri var. Kendime yansıtıyorum. Eşya olarak, eşyalardan dolayı diye düşünmeye başladım şu an. Neyse, 2 tanemiz var. Canımız ayı gibi yenilecek birini öldürdüğümüz zaman, sıkıntı yok. Dert değil. Fire efekti yemesek hoş da. Yiyoruz işte, ne yapalım. Şunu ver. Şunu ver. Tekleyebilecek mi? Tekleyemedi. Bond Shield'ını çalıştığı zamanı şimdi ya. Ulan ay şansımıza. Neyse. Bloğumu bozdu. Oğlum aşırı vuruyorsunuz, bu ne ya? Baş edemiyorum lan. Yenileceğim ilk VS'den. Diyorum ya, dengesiz takımı. Çok vurduk. Kalkanı çalıştı. Hay senin ben şansın ya. Kankam senin ölmen lazım bizim canımızın yenilenmesi için. Evet. Çok güzel. Hayvan gibi şimdi can yenilecek onlar. 8900 can yenildi. Gördünüz mü onu? 8900. 8900 attı bir daha. Abi full HP'ye gelmiş neredeyse. Ya şimdi küfür. Lan gelene gidene kırmızı kart atıyorsun. Geri zekalı karakter. Bu ne böyle? Hala canımız yenileniyor. Karşı karakter öldüğü için. Çok hoş abi. Sen bir al bakalım şunu. Güzel, 48.000. Ve bu yüzden şey de kırıldı, hasar da kırıldı. Bayağı hoş. Goron'un ikinci yeteneğini attım değil mi ben az önce? Zıplayıp yere vuruyor gördüğünüz gibi. Onu bir daha göstereceğim, merak etmeyin. Şu savaşa odaklandığım için. Şöyle bir atayım. Birinci yetenek gene güzel abi ya. İyi vuruyor. Yansıtacak mı kendime? Bakayım. Yok. Bu sefer yansıtmadı. Eşyanın şansı çalışmadı galiba. Onurunla öleceksin. Şöyle. Without honor'ım dedi. With honor'ım dedi. With honor dedi ya. Onurunla birlikte öleceksin dedi. Herhal. Bir kardeşim şunu bir yersen yani mutlu edersin beni. Bir öl bakayım. Canımız da yenilenecek ama öldüğün için yani etkisi olmayacak. Kalkanı çalıştı. Çok hoş gerçekten. Şöyle bir dur bakayım. Goro bu arada öldü, geri geldi. Bizim de kalkan çalıştı. Senin kalkanın varsa bizim de kalkanımız var kardeş. Ama benim kalkanımın ne olduğunu tam... Yok tamam şaka yaptım. O bad joke'lara girmiyoruz. Hadi bakayım. Şimdi ikinci yeteneği gösteremedim net bir şekilde. Onu göstereceğim. Yenildik. Ya Assassin Jade'lar yani bu nasıl bir şans, ben anlamıyorum ki. Ama dur, bu takım da güçlü. Benim kurduğum takım da iş yapar. Ya, ölümden çok kez kurtulacağımız için Assassin Jade'i yiyebiliriz yani. İkinci yeteneği onun üzerinde uygulamam gerek. Ve bloklamaması gerek abi yani. Bloklasa sıkıntı değil de engellemesi sıkıntı. Hani hiç hasar yemezse öldüm. Cold War. Gel bakayım kardeşim. Seni bir tekleyelim mi? Sülo. Türk gelmiş lan karşıma. O çok hoş. Arada böyle Türk görmek güzel ya oyunda. Çok nadir oluyor biliyorsunuz mu? İkinci tenimizde böyle zıplıyoruz. Yalnız bloklaması hoş olmadı. Hayvan gibi de vuracağız. Bak blokluyken tek attı.
Çok hoş değil mi? Bence çok hoş. Canımız ayı gibi yenilenecek, hiç sıkıntı yok. Johnny Cage'i hemen öldürmeyebilirim aslında. Pasif bloklayacağım bir dakika. Onu atacağını biliyorum. Çünkü Assassin Jade geleceği zaman sıkıntıya sokabilir beni yani. Bunu öldürmeyip bundan yaralanabilirim. Bunu sonra öldürürüm. Canım geri dolar. Nasıl? Zeka işte kardeşim. Biz de böyle. Şöyle bir geç bakayım. O girişi de blokladık bu şekilde. Bunlara, ufak detaylara dikkat edin. Aklınıza bulunsun. Önemli. Küçük görünse de çok önemli detaylar. Şu ikinci deneyim bunu gelirsem çok hoş olur ya. Hadi kardeşim bloklama. Vallahi bloklamadı, çok hoş. Kaç yiyeceksin? Güzel, yarı canını aldım. Bu bile bir şeydir. Şöyle bir girelim. Bak, bir de bunun ikinci deneyini bloklamazsan adamsın. Bakayım. Vallahi bloklamadı. Sen bayağı salak bir Jade'sin ya. Güzel güzel. İş yapıyor. Bunu teklerim herhalde. Bakayım. Yüksek ihtimalle. Aa, şaka yaptım. Hepsi şakaydı. Çıkarken de vuramadı. Çok hoş. Uzak kaldığımız için. Kendine yansıttı hasar aynı zamanda. Ve canımız yenilenecek şimdi. Kalkanın yoksa tabi. Şöyle bir at bakayım. Güzel. İt köpek gibi can yenileceğiz. Ve hasar yemedim. Kaçırma şansından dolayı mı? What the? Hasar. Allah Allah. Bir olay oldu orada. Bunun shield'ın falan çalıştı herhalde. Goro abi, bir cins duruyorsun. Goro'nun ikinci tenini de gördünüz. Yukarı zıplayıp yeri böyle deprem, earthquake gibi sarsıyor böyle. Deprem yaratıyor, deprem etkisi. 108.000 can, 49.000, 30.000. Dark Emperor Li Kang'den korkmam gerek de. Allah'tan birinciyi almamış, sıkıntı yok. Birinciyi alsa üzebilirdi. Aklınıza bulunsun. Sizin Dark Emperor Li Kang'iniz varsa birinci slot alın. O giriş hasarı çok tatlı. Seversiniz yani, emin olun. İyi vuruyor karakter. Kodumuz bu arada ne olsun? 37 olsun. Böyle verelim. Test your luck for free reward. Reward. What the f- Neyse. Sezar kardeşim gelmiş. Sezar hoş geldin lan. Yüce Sezar. Seni bir tekleyeyim mi? Ama ne vurdun öyle ya? Oğlum bu ne? 13.000. Ne vuruyorsun sen? Yavaş yavaş ayı. Şunu şöyle yapmasanız iyiymiş ya. Çoktan seçmeli gibi aynı. Tam tıklanmıyor yani. Güzel. Ayı gibi hasar çıkardık. Çok hoş. Şimdi şunu, hasarı çok yüksek miktarda düştü. Ya yapma. Bloklayamadım. Çok yedik işte bak. Gereksiz hasar yedik, görüyor musun? Buzdolabı niye arkada böyle kendi kendine kudur? 48.000. Lan bayağı vuruyor ha. Birinci teneyim olmasına rağmen. Can yeniledim. Saçma bir şekilde. Ölen yok, eden yok ama can yeniledik. Pasif herhalde gene. Eşyanın pasifi yüksek ihtimalle. İki tane de çok eşya vardı ya. Güzel. Bone Shield'ımız aktif oldu. Bayağı hoş. Of, onunla blok. Oğlum bayağı iyi. En sonuncu yedim. O da 2100. Çok blokladık ya. Güzel. Gerçekten güzel. Şimdi şöyle bir kalk. Şunu kaydıramadım. Niye öyle oldu ya? Kaydırabilseydik iyiydi de. Neyse. Goro abimize geçeceğiz. Ve bunu tekleyebiliriz herhalde artık. Aç lan böyle, onu aç. Aç aç. Güzel. Sen öl bakayım bir. Çok yaşadın, yeter. Kimse sana hapşu demedi. Ne oluyor? Kafam karıştı. Şöyle bir... Dur. 1800. Az yeniliyoruz şu an canı. 3600. Güzel. Anlık olarak iyi artıyor. Güzel lan bayağı. Baksana. Can barının doluşuna bak yalnız. Gitti. Şunu at. Ölmüyor muydun sen, yoksa bana mı öyle geliyor? Ha, ölüyormuşsun. Güzel. İki tane bazen dipte bırakıyordu canı. Şöyle bir al abicim. Tek yer misin? Yersin. 73.000 ne oğlum? Ne biçim vuruyor lan bu karakter? Dengesiz yav. Too easy. Bir de bak, kolay molay zırlıyor yani. İyi, güzel. Güzel hasar çıkartıyoruz. Hemen devam edelim. 4. savaşa geldik. Şimdi 3. yeteneğini tanıtabilirim artık bunun. Bu arada Goro'yu outdoor takımlarda kullanmaya özen gösterirseniz gayet hoş olur. Zaten hangi takıma katılırsa katılsın %20 saldırısını arttırıyor. Yani özellikle yeniden dirilten takımlara katarsanız hoş olur. Çünkü 8 saniye sonrasında geri geliyor ya. Savaşın yani yan karakteriniz öldüğünde veya Goro öldüğünde yeniden dirilen karakter katarsanız yan tarafa oyalayacaktır. Yani 8 saniye oyalayabilecek bir karakter katın yan taraflara. Bu işinize yarar. Ya da kalkan olan karakterle de olabilir. Kung Lao tarzı. Revenant Kung Lao var ya, o tarz karakterler, Shao Kahn tarzı. Gayet iş yapar yani kalkandan dolayı. İşte Cold War Scorpion da olur.
Bunları katarsanız iş yapar yani. Oo lan baya baya dördüncü yeteneğini falan da açmış bu. Baya deli çocuk. Hasar hiç yemedi. O giriş hasarını hiç yemedi bu arada. Vuramadık hiç. Güzel. İyi, en azından bir hasar çıkarttık. Abi ya şu birinci atsam iyiydi işte. Çok hasar yiyeceğim şimdi gereksiz. Üf. Öldürebilir bu arada beni. Tekleyebilir yani, o kadar. Muhtemelen o vurucu. Yo, 63.000, güzel güzel. Kalkanı var yalnız, bu baya kötü. Şakuan'ın kalkanı çok güçlü. 2300 mü? Can olarak döndü eşyadan dolayı. Düz vuruş yemiyor. Silüya hasar mı? 1800. İyi, güzel vurmaya başladık. Şöyle bir alsan. Ölebilir misin? Öldü, tamam. Ay gibi canım yenilecek zaten, sıkıntı yok. Giriş hasarına bakın Raiden'ın. Çok saçma ya. Bir de Block Breaker'ı da var. Oh. Bone Shield da çalıştı. Kendi atıyor, kendi vuruyor, kendi Bone Shield'ı çalışıyor. Nasıl iş? Ne güzel ya. Uf, güzel vurduk. Vallahi güzel vurduk. Goron'un yeteneğini gösteremiyorum çünkü göstertmiyorlar diyebilirim yani. Tek atıyorlar ki abicim. Ha, öldü Goro. Ama geri gelecek 8 saniye. Sakin olun. Pasifenin güzelliği bu. Geliyor diyebiliyorum yani. Mal olmayayım da şimdi. Aynen. Güm. İşte nasıl giriş yapıyor? Reis ya. Quick. Aynen, depremmiş lan sen. Doğru deprem. Deprem etkisi. Yin Yang işareti de var. Çükünün orada. Çükünün üstünde. Bu sefer öldük mü? Şey var. Quan Chi var bu sefer de. Gene öldüremezsin. Aynen. Artık ölelim yani. Reis, sabah akşam bize çalıştın. Yani bir zahmet öldür. O kadar da olmaz. Sıra bende. Tek atma sırası bende kardeşim. Of. Şu kalkanı çalıştığı için hasar yemedi ama zehirlendi. Raiden sen çok yaşadın, can sıktın ya. Valla öl artık, uzatma. Kolay da. Goron'un 3. seneyi tanıtmam gerek de. Oğlum tek atıyorlar, nasıl olacak? Neyse dur halledeceğiz. Bekle. Şöyle bir girelim. Olmadı, Kotulkan ve iki tane halledelim ben onu bir savaşta. Yani atamazsam merak etmeyin, her türlü atacağım onu. Göstereceğim. Sıkıntı yok. Şimdi evet. 10.000'e de bu arada hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. 10.000 olduğumuzu biliyorsunuz, facecam gelecek. İşte duruma göre bakacağız ona. Bir şeyler ayarlayacağız, merak etmeyin. Facecam olayında halledeceğim inşallah. Duruma göre tabii. Bir sıkıntı olmazsa. Oğlum diyorum ya bak, atamayabilirim yani. Karşı takım inanılmaz dengesiz vuruyor. Neyse, şunlarla bir gireyim. Goro'yla savaşmayayım şimdilik. Düz vuruş yapa yapa doldurmamız gerek. Oğlum 10.000 de vurma ama düz vuruşta ya. Bir az vur da. Uf, şu animasyona bak ya. Bayağı hoş. İki tane çok kritik atıyor. Sıkıntı olabilir yani. Şey atmayacağım dediğim gibi. Yetenek atmayacağım. Atmayacağım mı? Atmayacağım. 34.000. Bone Shield'ım çalışıyor değil mi? Güzel. Güzel güzel, sıkıntı yok. Lan hadi. Gerizekalı, ne dondurdun sen? Oyun bug'a mı girdi? O kadar uzun süre donmam normal bir şey mi? Allah Allah. Salaklığa bak ya. Öldü. Oyun bitti anasını satayım yani. Ve şu efekti gitse artık. Öldüm herhalde bu sefer. Yok, ölmedim. İyi lan, iyi. Bayağı dayanıyoruz. Şunu at artık ya, bir canımız olsun. Goron yeteneğini dolduramayacağız. Dolmadı. 47.000 can mı doldu? Bir dakika, 47.000 can mı doldu? O ne oğlum? 71.000 geri delildik, sıkıntı yok. Ya kitapsız bir bırak artık. Allah Allah. İki vurmadım ya ben. Böyle şımarışları çok sinir ediyor beni karakterlerin. Öldü mü? Öl. Al. Aynısını ben de vuruyorum bak. Çomar seni. Al. Şimdi güzel de bir canımız yenilenecek. Çok hoş. Bone Shield'ımız da çalıştı. Goron'un 3. seneye geldi. Selamun aleyküm. Ne haber? Oh. Güzel. Agresif. Oh. Kaç vuruyor peki? Ulan göremedik ya. Kalkanı çalışmış. Demek ki o kadar tek attık yani. Güzel. Güzel güzel. Evet. Goro abimiz ortalama böyle bir karakter. Ölmeyen karakter takıma katarsanız ciddi anlamda iş yapacaktır. Çünkü 8 saniye zaman geçirebilmeniz gerek bir şekilde. Onu hallettiniz mi tamamdır abi. Gerisi kolay zaten. Evet.
Ne oldu? Gene şeyi geçmişiz. Faction Wars, Wars şeylerini. Tamam geç şunu. Goro böyleydi. Umarım Goro tanıtımı hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ne mutlu bana. Yav bir dur dur. Bir dur ya bir dur. Bir sal beni. Hoşunuza gittiyse ne mutlu bana. Bu şekilde videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.